İşte Kadınlar olarak iş dünyasındaki kadın dernekleriyle görüşmeye devam ediyoruz. Konumuz malum İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar. Bu kez karşımda Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu var. Merhaba Oya Hanım, ben hemen söze giriyorum. Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara siz BUİKAD olarak ne diyorsunuz? Merhaba, öncelikle İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışılıyor olmasını bile endişeyle karşılıyoruz. Zira yangını söndürmek elimizdeyken biz suyu kesme peşindeyiz bu tartışmaları sebep vererek. Biz BUİKAD olarak da gerek sosyal medyamızda, gerek yazılı basında, görsel basında bu konudaki düşüncelerimizi dile getirdik. Özellikle de İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu, hatta belki de ne olmadığını, konusunu, nerelere dokunduğunu, hangi konulara dokunduğunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Zira İstanbul Sözleşmesi'nin adından da kaynaklanan birçok yanlış anlaşılma var sözleşmeyle ilgili. Dolayısıyla aslına bakarsanız sözleşmenin içeriğini, maddelerini insanlara, kamuoyuna anlatmakta fayda var diye düşündük biz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi aslına bakarsanız 6.284 sayılı kanunun bir teminatı, bir güvencesi olarak şu an yürürlükte. 2011 yılında Türkiye'nin Avrupa Konseyi Başkanlığı yaptığı sırada İstanbul'da imzaya açılması sebebiyle İstanbul Sözleşmesi adını almış. Oysaki adı işte kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Ama dediğim gibi isimden kaynaklı olarak bazen bunun bir boğazlarla ilgili sözleşme, bir ülkenin yönetimiyle ilgili sözleşme gibi yanlış algılanmasında karşılaştık. İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyeti tanımlayan, bundan bahseden ilk sözleşme. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 40 üzerinde ülke ve Avrupa Birliği tarafından da imzalanmış bir sözleşme. Bunun bizim kanunlarımıza göre, 6.284'e göre zaten bir daha doğrusu anayasaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler zaten bir kanun hükmündedir. Kanun aralarındaki bir uyuşmazlık durumunda uluslararası sözleşmeler geçerlidir. Bu sözleşmelerin aykırılığı sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Yine uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi de diğer tıpkı diğer uluslararası sözleşmeler gibi yasama, yürütme, yargı ve idari makamları bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Dolayısıyla aslına bakarsanız çok ciddi, yaptırımı uygulanmadığı takdirde kanun gibi nitelendirilen yaptırımlar olması sebebiyle oldukça önemli bir sözleşmedir. Baktığımız zaman tartışmalara tabii çok enteresan yorumlar geliyor. İstanbul Sözleşmesi'nin aileyi yıktığı, İstanbul Sözleşmesi'nin eşcinselliği özendirdiği, sanki eşcinsellik özenilen bir şeymiş gibi, halbuki insanlar tıpkı nasıl kadın doğuyor, erkek doğuyor, işte eşcinsel olarak da doğuyor, doğuştan gelen bir özellik. Ya da efendim toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı üzerinden dahi eleştiriler ve tartışmalar var bir takım çevreler tarafından. Siz bunlara ne diyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Ya da cevabınız ne olur? Sizin de dediğiniz gibi eşcinselliği özendiren bir madde asla yok sözleşmede. Zaten okunsa sözleşme maddeleri çok uzun değil. 81 maddeden oluşan bir sözleşmeden bahsediyoruz. Okunsa insanlar tarafından aslında çok daha iyi anlaşılacak. Çünkü sözleşmede özellikle şiddete uğrayanlardan bahsediyor. Bu şiddete uğrayanlar kavramında hiçbir dil, din, ırk, uğrayanlardan, mağdurların korunmasından bahsediyor sözleşme. Ve buyurun. Orada bir bağlantıda kopukluk oldu. O cümlenizi o yüzden yeniden alabilir misiniz? Tabii ki. İstanbul Sözleşmesi'nde aslına bakarsanız şiddete uğrayan insanlardan bahsediyor. Bu şiddete uğrayanlar derken de bu kişileri dil, din, ırk, cinsiyet gözetmeksizin koruma altına alıyor.
Dolayısıyla burada hiçbir şekilde kadınla erkek ayrımı yapmıyor aslında. Ama şöyle bir durum var ki biz toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamayan, maalesef sağlayamayan bir ülke olmamızdan dolayı da eşitsizlikten kaynaklanan bir dezavantajlı, çok kullanmak istemiyorum ama maalesef şu anda kullanmak zorundayım. Kadın görünüyor ve kadın daha çok şiddete uğradığı için de aslında kadına karşı şiddet olarak algılanıyor. Aslına bakarsanız bu bizim toplumumuzun aynası. Bizde evet kadın toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanamadığı için, güçlü erkek göründüğü için daha fazla kadına şiddet uygulanan taraf. Dolayısıyla da sanki sözleşme sadece kadını koruyor, kadına şiddeti koruyor gibi algılanıyor. Oysa ki sözleşmede çocuk istismarı, kadın, erkek ya da dediğim gibi hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bir korumadan bahsediyor. Dolayısıyla bu bir ne salt kadına şiddeti önlemeye dair bir sözleşme, bu insanlığa karşı, insanlığa işlenen, insanlara işlenen şiddeti önlemeye dair bir sözleşme. Ne de işte dördüncü maddesi, şu fıkrası, bu bendinde olduğu gibi eşcinselliği özendiren bir sözleşme. Bu sözleşmede sadece soruşturma için kadının beyanı dikkate alınıyor. Yine soruşturma için kadının beyanının dışında herhangi bir ispata ya da delile gerek bırakmıyor. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Televizyonda, basında yüzlerce defa maalesef gördüğümüz ve maalesef görmeye de devam edeceğimiz, ben karakola başvurmuştum, ben savcılığa başvurmuştum ama bana hiçbir önlem alınmadı, hiçbir koruma gelmedi ya da koruma yetersiz oldu, tedbir yetersiz oldu sözlerinin artık duyulmaması ya da az duyulması ya da işlevinin artması anlamına geliyor. Artık kadın beyanıyla gidecek, başvurusunu yapacak ve başka herhangi bir delil aranmaksızın tedbir kararları verilecek. Aslında özelliklerimiz de var. İstanbul Sözleşmesi ile birlikte çok da güzel eğitimler de verilmişti. Hem yargıya hem kolluk kuvvetlerine yönelik bu konuda çok özel eğitimler verildiğini ben yakından biliyorum. Takip etmiştim çünkü muhabirlik yaptığım dönemde. Ve çok da güzel bir başlangıç yapılmıştı sözleşmeyle birlikte. Ama sonrasında kolluk kuvvetleri yine aynı eski kafaya döndüler ve maalesef kadınların bu ihbarlarını, başvurularını ihmal ederler. Ya da işte delil aradılar. Bir de özellikle aile içi resmi nikah arandı. Ama bu sözleşmede özellikle denilen ev içi şiddet. Buradaki aslında bakarsanız sadece partnerlerden de bahsedilmiyor. Eşlerden de bahsedilmiyor. Dayı, yeğen, hala, amca. Evde kim birlikte yaşıyorsa, çocuk, bunlara karşı İşlenen bütün şiddet olaylarından bahsediliyor. Dolayısıyla da koruma kalkanı aslında çok daha büyük ve çok daha etkili. Ve bu sözleşmeye göre kurulmuş bazı izleme mekanizmaları da var. Her ne kadar şu anda çok fazla işlerliği olmasa da bunlara karşı izleme mekanizmaları da var. Yani sözün özü aslına bakarsanız bu sözleşme... bir ceza veren işte bir sözleşme değil. Bu sözleşme koruma tedbirlerini, tedbir kararlarını, koruma mekanizmalarını daha işler hale getiren ve bunu sadece kadına değil, mağdur olan, şiddet gören her kesime karşı uygulanmasını söyleyen, tavsiye eden bir sözleşme. Peki, şimdi tabii biliyoruz bir takım Ankara kulislerinde dolaşan haberlere, bilgilere göre AK Parti yönetiminin de gündeminde olduğunu, İstanbul Sözleşmesi'nin bu yönde bilgiler var. Tabii çekilsin mi, çekilmesin mi, imza çekilsin mi, çekilmesin mi noktasına kadar vardı bu tartışmalar. Türkiye imzasını İstanbul Sözleşmesi'nden çekerse ne olur? Umarım çekmez. Öncelikle kişisel fikrimi söyleyeyim. Bununla ilgili de yine az önce okuduğum bir araştırmada, Yanındayız Derneği'nin yaptığı bir araştırmada da aslına bakarsanız Türk toplumundaki çok ciddi bir kesiminde sözleşmenin yürürlükte kalması yönünde bir görüş bildirdiğini yayınlamış Yanındayız Derneği.
Umarım bununla ilgili bir yanlış karar verilmez. Az önce de konuşmamın başında da söylediğim gibi biz yangını söndürmeye çalışıyoruz. Mağdurların, mağdur kadınların ya da mağdur insanların mağduriyetini azaltmaya çalışıyoruz. Şiddeti toplumda azaltmaya, bununla ilgili neler yapılmalı diye kafa yormaya çalışırken bunu bize kolaylaştıracak olan bir uluslararası sözleşme ki Türkiye ilk imzacılarındandır, ilk imzacısıdır bu sözleşmenin. Bunun tartışmaya açılmasını bile çok endişe verici ve kaygı verici buluyoruz. Evet, ne olur bu tedbir kararları yine bizim maalesef ki az önce söylediğim gibi aile içinden çıkacak. Yine sadece, pardon, ev içinden çıkacak ve yine sadece resmi nikahla olarak olan kadınların, yani kadın diyorum ama az önce söylediğim gibi daha çok şiddet mağduru olanlar kadın olduğu için kadın diye bahsediyorum mağdurlardan. Bunların beyanlarına, kadınların beyanlarına göre işlem yapılmasının önü azalacak. Ve yine biz yüzlerce kadının cinayete kurban gittiğini, şiddet gördüğünü, gerek fiziksel, gerek ekonomik, gerek psikolojik şiddet gördüğünü vah vah diyerek yine izler hale geleceğiz. Bu bir toplum sorunu, bu bir sadece kadın sorunu değil. Zaten kadınla ilgili hiçbir sorun aslında kadın sorunu değil, bir toplum sorunu. Türkiye'nin ülke sorunu, ekonomik sorunu, psikolojik sorunu. Dolayısıyla da bunu sadece kadınların konuşuyor olmasını da çok doğru bulmuyorum. Bu dediğim gibi bir toplum sorunu. Umarım bu tartışmadan bir an önce vazgeçilir ve imzalanmış, yürürlükte bulunan ve 40 küsur ülke tarafından ve Avrupa Birliği tarafından da imzalanmış sözleşme hala yürürlükte kalmaya devam eder. Ve aslında konuşmamız gereken bir nokta İstanbul Sözleşmesi'ni Türkiye imzaladı ama maalesef İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddeleri hayata geçirilemedi. İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddeleri hayata geçirilirse ne olur? İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddeleri, az önce de dediğim gibi zaten 81 maddeden oluşan bir sözleşme. Çok kısaca nelerden bahsediyor, neler oluru, nelerden bahsediyorum adı altında özetlemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi gerek kadınlara, erkeklere ve çocuklara yönelik ev içi şiddetten bahsediyor ve ev içi şiddetin önlenmesiyle ilgili neler yapılabilir mekanizmalardan, bununla ilgili mekanizmalardan bahsediyor. Şiddet mağduru kız ve erkek çocuklarına karşı özel düzenlemelerden bahsediyor. Sözleşmeye taraf devletlerin vatandaşı bulunan, sadece vatandaşı bulunan kadınlara değil, hukuki statüleri ne olursa olsun tüm göçmen kadınları koruyor. Yine sözleşmede bir ilklerden bir tanesi de ekonomik şiddetten bahsediyor sözleşme. Yine toplumsal cinsiyetten bahseden ilk sözleşme. Aynı zamanda ev içinde kadınlara yönelik şiddeti değil sadece, kamusal alandaki kadınlara yönelik şiddetten de bahsediyor. Ve yine az önce söylediğim gibi bununla ilgili çok spesifik bazı izleme mekanizmaları da oluşturulmuş durumda. Aslında işte bütün bunlardan bahsetmesi şu demek oluyor. Bahsettiği tüm mecralara dokunuyor ve bunlarla ilgili olarak da şiddeti önlemeye, şiddetin önüne geçmeyle ilgili düzenlemeler yapıyor. Bunlar eğer İstanbul Sözleşmesi halen yürürlükte kalır ve tam anlamıyla uygulamaya girerse umut ediyorum ki bunların hakkıyla uygulanması sonucu biz olumlu yönde yol almaya başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum Oya Hanım. Gerçekten kıymetli değerlendirmelerde bulundunuz. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak BUİKAT Başkanı Oya Eroğlu bizimle birlikteydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.